Evet, Sayın Başkan değeriniz gerektiğini düşündüğümüzü ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Kürsüden söylerseniz daha da iyi duyulur. En az tabii ki asgari ücret tespit komisyonu Sayın Başbakan'ın da burada verdiği söze binaen herhalde buradan açıklarsanız mutlu oluruz. Toplanacaktır. Hayat pahalılığı oranları ortaya çıktı. Gelirlerle ilgili kısımda Maliye Bakanlığı maalesef burada yok. Ama uzman askerlerimizin ve uzman askerlikten sivil işçiliğe geçenlerin uğradığı mağduriyetleri gidermek adına bu kürsülerden defaat kez konuşma yapmış. Çok daha önce, yani göç yasasından çok daha önce işe giren uzman askerlerin baremlerinin toplarının yeni işe girenlerin gerisinde kaldığını ve günün sonunda şu anda 20 yıl önce işe girenlerin aldığı maaşın yeni işe girenlerin altında kaldığı bir barem tablosu uygulamasına dönüldüğünü bu kürsülerden defaat kez izah ettik. Aynı zamanda buradan sivil işçiliğe geçen insanların tazminatlarının ödenmesi, baremlerinin uyumlaştırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını söyledik. Henüz bu konuda bir cevap alamıyoruz. Hükümet koltuğunda oturan Maliye Bakanlığı her bu konu olduğunda burada gördüğünüz gibi koltukları boşaltıyor ve bize cevap vermiyor. Bu konunun gündem olacağı biliniyor. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması elimize ulaştı. Bu çalışmanın resmi bir veri olarak elime gelmedi ama resmi bir veri olduğu üzerindeki imzalardan belli. Tabii Sayın Bakan burada olmadığı için soramıyoruz ama sakın ola mukaveleli erbaş ve sivil işçilere lütfen bu barem tablosunu uygulamayın. 12 yılda bareminin topuna gelen insanları şimdi barem tablosu yaparak 25 yılda gelmeye ve 12 yılda geldiği baremin miktarını da 12 yılda geldiği baremin miktarının daha da altına düşecek yeni bir düzenlemeye imza atmaya hazırlanıyorlar. Bu asla kabul edilemez. Bu konuda bıkmayacak, usanmayacak. Koltuklar boş da olabilir. Hiç önemli değil. Halk bizi izliyor, takdirini de yapıyor. Biliyorum bu koltukta şu anda oturmayanlar oturdukları başka koltuklarda bu konuşmalardan rahatsızlık duyuyorlar. Duymalarını istiyoruz. Çünkü uzman askerlerimizin ve sivil işçilerimizin Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak haklarını almaları noktasında sonuna kadar yanlarındayız. Bir adaletsizliği düzeltmek adına eskilerin yenilerin altında kaldığı uygulamayı eşitlemek adına bir hareket yerine var olan bütün sistemi eskisiyle yenisiyle daha da kötü hale getirecek bir düzenlemeyi de asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Evet, sözlerimin sonuna geldim. Bugün 6 Mayıs, ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele eden, 6. filoyu denize döken, emperyalizme, faşizme, savaşa ve yoksulluğa karşı mücadele eden ve sosyalizm bayrağını hiçbir zaman ellerinden düşürmeyen 68 kuşağı devrimci önderlerinden 3 fidanın, Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın faşistler tarafından idam edilmesinin üzerinden bugün tam 52 yıl geçti. Üç fidanın mücadelesi bugün bizlere de hala da ışık tutmaya devam ediyor ve burada ışıklar içinde uyumalarını ve önlerinde saygıyla eğildiğimi belirterek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.